Fakat Lucy bu yaşına kadar bekaretini ısrarla korumayı başarmıştı. Ama niyeti bozan çok olmuştu doğal olarak. Bu sapıkların içinde en yılışığı, en ısrarcısı komşuları Manav Robert amcanın sivilceli oğlu Peter'di. Ne o? Komik bir şey mi oldu Ömer Bey? Hayır. Anlat bakalım. Ne altlar çeviriyorsun dışarıda? Hala karakola da uğramadın. Bu saatten sonra Bülent'in babası Hulusi Bey'e verdiğim sözden cayamam ben. Yani sizin verdiğiniz bir söz kızınızın duygularından çok daha önemli, öyle değil mi? Sadece kahvaltı etmediyseniz kremalı bisküvi ikram edeyim diyecek. Kremalı bisküvini kendin yesen sapık. Aferin kız, iyi verdin cevabını. Gazoz da açardık yanında. Bahsettiğim paradan hiç haberim yok Baykuş abi. Yanlış cevap. Elendin. Ama sonra ne oldu? Aptal bir kurşun her şeyi berbat etti. Hayatım bitti abi, anlıyor musun? Hayatım bitti. Bak bana bak. Bak şu halime. Bak yine o 5 yaşındaki çocuk gibi korkuyorum abi. Bir yere gidik. Bakayım bir etek giymiş. Ulan benim ona deklare ettiğim etek boyundan 1 santim daha kısadır ha. Benim de şaltellerim atıdır. Allah. Efendim, multimilyarder Ömer Bey bizim 40 yıllık müşterimizdir. Öyle değil mi Cafer Bey kardeşim? Ne? Baykuş? Ömer neler oluyor? İyi misin? Ne oldu? Söylesene. İyi misin? Bak buradan bir an önce çıkmalıyız, tamam mı? Ya bak ne olduğunu sonra anlatırım ama şimdi lütfen buradan çıkmamız lazım. Bugüne kadar senin istediğin gibi biri olamadım, biliyorum. Ama bundan sonra göreceksin. Göreceksin, dört dörtlük bir adam olacağım. Ömer! 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 Yardım edin! Yardım edin! Ömer konuş, bir şey söyle! Lütfen! Yardım edin! Bağırma! Bağırma kulağımın dibinde! Ödümü patlattın. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gittiler mi? Kim? Ulan 3 kişi olmasalardı ben gösterirdim onları ama... Ne işin var bakayım gecenin bir körü dışarıda? Çöpleri döktük herhalde. Şşşt Allah kızım Allah. Ya. Sessiz ol biraz. Millete afiş mi olacağız? Kimsenin uyuduğu falan yok. Ne? Ana şimdi sıçtık işte. O ne biçim söz öyle ya? Ya ne bileyim bir anda ağzımdan çıktı işte. Eylül sen misin kızım? Evet baba benim. Yatmaya gidiyordum. Oldu kızım. Ben de Zehra teyzenle biraz daha oturup geliyorum. Tamam babacığım. Hala oturuyor be kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz? Anlamadım. Geliyor musun, gelmiyor musun? Bilirdin mi sen be? Ben o eve hiç girer miyim? Sen git yat, ben burada beklerim. Nasıl olsa babam birazdan kalkar. İyi, sen bilirsin. Ama kaşına pansuman falan yapardık. Mikrop kapabilir. İstemez istemez. Ben böyle iyiyim. Ayrıca benim mikroba karşı bağışıklığım var. Sonuçta aynı soydan geliyoruz. İyi geceler o zaman. Nerede bu tırnak makası? Osman ve Ayşegül. 1999.
Ne salaksın Osman, ne salaksın. Kız seni bu halinle bile kabul etmişti. Çünkü kız sevmiş bir kere seni. Bu halimi aldırmadan yalvardı evlenelim diye. Dantel gibi bir hayat kuracaktık. Dantel gibi. Of lan Osman, of. Bu muymuş hikayenin sonu? Bu muymuş anasını satayım? Peki bir kere daha denesen Osman. Ha? Çıksan kızın karşısına, affet beni desen. Eğer sen de istersen desen, ben varım desen. Olur mu ki? Neden olmasın be? Neden olmasın ki? Kocam bizi terk ettiğinde Seher'e 7 aylık hamileydim. Zavallı çocuk babasını hiç görmedi anlayacağınız. Bir daha hiç haber alamadınız mı? Alamadık. Böyle bir şey anlamak çok zor. Nasıl olur da bir baba çocuklarını aramaz? Ama 3 çocuğumun içinde babasızlık en çok Ömer'i vurdu diyebilirim. Çünkü tapardı babasını. Bu yüzden de hiçbir zaman kabullenemedi onun bizi terk etmiş olmasını. Kendini ihanete uğramış gibi hissediyordu. Sonra ne olduysa bir anda sildi babasını kafasında. Yeah. O günden sonra bir kere bile lafını etmedi babasının. Osman ve Seher zaman zaman sorarlar babalarını. Ama Ömer asla. Eylül de annesini 2 yaşına kadar görebildi. Nasıl oldu Kemal Bey? Yani neden öldü karınız? Beyin kanaması. Öyle durup dururken pat diye. Çok üzüldüm. Ben de. Ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Haklısınız. Peki ya Eylül? O çok küçüktü dediğin gibi. Pek bir şey anlamadı. Tabii ben de çok çaba sarf ettim. Hı hı. Bir daha evlenmeyi hiç düşünmediniz mi Kemal Bey? Zaman zaman düşündüğüm oldu. Ama kimini ben istemedim, kimileri de Eylül'ü kabullenmek istemedi. Velhasıl olmadı işte. Hı hı, anlıyorum. Peki ya siz? Ben? Evet siz. Hiç düşünmedim. 3 çocuklu bir kadını kim ne yapsın Kemal Bey? Öyle demeyin. Hala çok hoş ve alımlısınız. İlla ki birçok talebiniz olmuştur. Şuna bak ya. Şşt. Ömer. Ha? Düşündüm de belki fikrini değiştirmişsindir dedim. Ben sizin yerinizde olsam düşünmeden evlenirdim. Geliyorum, tamam. Ha şöyle. Şu kapıyı aç. Üfleyip durma, tamam. Geçti yanması. Neden dövüştün baykuş olacak o adamla? Üstüne vazife olmayan şeyleri sorma demedim mi sana? Şşt, babam duyacak. İşte bitti. Bu kadar. Fena da durmadı ha. Evet, açtı. Sağ ol. Ben sana hiç daha önce güzel olduğunu söylemiş miydim? Evet. Değil mi? Evet. Kaçayım artık. Eyvah! Babam! Ne yapacağız şimdi? Şuraya. Çabuk. Nene! Aman gönül. Eylül. Baba. Hala yatmadın mı sen? Şey baba. Ne oldu? Yoksa bir yeni falan mı kestin? Evet. Yani hayır. Sen benden bir şey gizliyorsun gibi. Yok baba. Ne gizliyor olabilirim?
Peki bu tentür diyot, bu pamuk filan, bunların ne işi var burada? Şey için baba. Ne için? Delirtme insanı. Çiçek. Evet, çiçekler için baba. Çiçek mi? Ne çiçeği? Bak şimdi. Bugün birinden duydum da. Bitkileri pamuk ve tentür diyotla temizlersen çok çabuk büyüyorlarmış. Ya? İlk defa duyuyorum. Ben de. Ne kadar enteresan değil mi? Ya. Bak böyle. Neyin var senin? Hiç. Allah Allah. Bu gece sende bir gariplik var ama anlayamadım. Bir numara var ama hadi hayırlısı. Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına geldiyse adam değilim. Yat uyu be adam. Annemden uzak dur. Ulan her tarafım tutulmuş ya. Aman ya. Bizimkileri uyandırmadan şuradan bir sıvışayım bari. Abi. Ha! Ulan sen misin be? Osman. Oğlum ne oldu lan böyle sana? Nereye lan böyle? Karga bokunu yemeden. Kravat falan da takmışsın, şekil yapmışsın böyle. Ne o hayrola? Önemli bir işim var da. Ya sen? Yok abi, ben daha yeni geliyorum ya. İyi tamam, akşam konuşuruz. Şimdi acelem var benim. İyi hadi. Sen geceyi nerede geçirdin? Dolapta falan mı? Nereden bildin lan? Ne bileyim, burnuma naftalin kokusu geldi de. Hem sen yine nerede çizdirdin kendini ha? Boş ver abi, hadi hadi. Ulan harbiden leş gibi naftalin kokuyorum ya. Bir gün bile gülmeyecek bir şansım benim ya. Neler oluyor? Lanet olsun böyle şansım.
Annem dönmüş, anlaşıldı. Büyü yaptılar bana, biliyorum. Of. Büyü yaptılar işte. Ay! Ne kadar kaybettin bu sefer? 200 bin dolar. Aferin sana. Ben çünkü ağaçtan topluyorum paraları. O para senin değil damat bey. O benim babamın parası. Baban gebereli 20 sene oldu. Neredeyse 20 yıldır benim sayemde kumar oynayacak parayı bulabiliyorsun. Ama şirketler hala benim ailemin malı. İstediğim anda kapının önüne koyabilirim seni. Üstelik cebindeki son kuruşuna kadar alarak. Ah Sibel yavrum, güzel kızım. Demek döndün. Evet. Bu sefer neredeydin anne? Monte Carlo. 150 bin doların üzerinde kaybetmiş olmalısın. Çünkü daha az kaybedince bağırışmalarınız yatak odamdan duyulmuyor. Al gör işte. Kızımız bile bıktı artık senden. Esas senden bıktı. Allah'ın krosuyla kızını evlendirmeye çalışan babadan ne hayır gelir? O kro dediğin çocuğun babasının serveti en az 2 milyar dolar. Sen bile istesen kumarda kaybedemezsin bu kadar parayı. Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Bir anda oldu sunlight erke. De. Olmadı mı daha? Dur bakalım baba. Bak bakalım. Vallahi olmamış. Olmaz tabii. 2 saattir karı gibi yoğurursan kıymayı. Vah. Daha nasıl yoğuran babuş? Öldüremedin daha kıymayı. Tabancayı çekip vuram hepsini babuş. Ulan bana kinayeli cevap verme. Koyarım sümsüki tamam, görürsen. Tamam susayım, susayım. Ne yaptın Sibel işini? Bu akşam çözeceğim babuş. Ama sen 1-2 saat içinde müstakbel babayı ara. Akşam 2 aile bir arada olak he. Of. Olmuyor ya anasını satayım. Geberik bu. Yapamadın mı? Geberik dedik ya capçu. Git yenisini al o zaman kardeşim. Oldu Jennifer, ben seni ararım. Ayrıca çıkmışken bana biraz incir al. Canım çekti şimdi. Anlatamadım galiba. Kene mafiş usta, mafiş. Nasıl mafiş birader? Milli piyangodan bir tomar para yaptık ya. Bitti Jennifer. Hadi lan oradan. Vallahi. Abicim canımın içi. Orada en az 1 milyar para vardı. Olabilir. Bu bitmeyeceği anlamına gelmez ki. Oğlum bak. Şaka yapıyorum da. Seni kafaya alıyorum da. Gülünç olmaya çalışıyorum da. Ama bana para bitti deme anladın mı? Yavrum, sittin senede o parayı yiyemeyiz ki. Haksız mıyım? Kumarda yedin değil mi parayı? Ulan, gelme ulan bir daha buraya. Adımını atma dükkanıma şerefsiz. Vay be, demek değerimiz yalnız 1 milyar Türk lirasıymış gözünde ha? Ulan, gel buraya lan. Ulan. Buyurun çiçeğiniz hazır efendim. Teşekkür ederim. Ne kadar? 10 milyon efendim. Buyurun. İyi günler efendim. Sağ olun. Yollarda dikkat edin tamam mı? Tamam baba merak etme. Ben de biraz yardım edeyim size. Zahmet olmasın Kemal Yok, Bey. Yok canım ne zahmeti. Yine kapıda duruyor Mendebur. Sakın anneme söyleme. Geçen gün dükkanın içinde beni sıkıştırmaya kalktı sapık. Vay sapık vay. Günaydın kızlar, işe mi? Bana bak. Yarın da laf atmaya kalkarsan seni babama şikayet edeceğim. Tamam mı pis sapık? Günaydın demek de mi suç? Nedense bu kızları görünce canım hep kremalı bisküvi çekiyor. Oğlanların ikisi de uyuyor mu? Ömer uyuyor. Sabaha karşı geldi, sesini duydum. Osman da not bırakmış çıkıyorum diye. Osman hep böyleydi zaten. Çocukken bile beni üzmemeye çalışırdı. Ömer de tam tersi, aynı babası. Kemal Bey, maşallah bu işlere eliniz yatkın. Kolay değil. 15 yıldır baba kız yaşıyoruz. Allah'tan artık Eylül büyüdü de ev işlerinin çoğunu o yapıyor. Ay Kemal Bey, benim canım dut çekti. Biraz toplasak mı? Yeriz.
Tamam. Hadi. Polis olmak nereden aklınıza geldi? Neden sordunuz? Hiç, merak ettim. Babam polisti. Öyle olunca başka bir meslek seçmek için fazla bir tercihim olmadı. Ama hiçbir zaman da pişman olmadım polis olduğum için. Sende bulaşık sabunu var mı bakkal efendi? Olmaz mı? Anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum. İyi hadi. Aa Ömer. Ha? Un bitmiş oğlum. Çıkmadan bir koşuğunu alsana bize. Tamam. Neredesin kız kaç gündür? Hıs hemen yılışma. Ne var kız özlemedin mi beni? Yılışma be. Çikolata yer misin? İstemez. Hani bana bulaşık makinesi alacaktın? Kaç gündür senden haber bekliyorum lan. Alacağım kız söz. Bu laflara karnım tok benim. Vallahi dedim kız yemin sana. Bir hafta içinde istediğim makineyi almazsam şuradan şuraya gitmek nasip olmaz. Şeref çocuk. Tahsin ne oluyor lan burada? Karıcığım. Allah! Manyak karı. Aman be. Maç mı var içeride? Hadi kaçın. Oradan süper ya. Abicim izninizle ben bunu alıp gidiyorum. Para bunlar mı? Bunu alıyorum tamam. Sokağa gitti hepsi. Bunu aldım. Vur abicim vur. Gözüne gözüne vur tamam mı? Benim için de vur. Geber. Genç ve yakışıklı oymak beyi Luciano, kendini ota boka vermiş, aşktan anlamayan, toy bir delikanlıydı. Sofia ise hem olgun hem de etine dolgun bir Latin güzeliydi. Günlerden bir gün bu Luciano olacak belgesel yakışıklısı, Madrid yakınlarında bulunan bizim Belgrad ormanlarına benzeyen bir ormanda gezerken yarı baygın halde yerde yatan Sofya'yı gördü. Sofya neden oradaydı? Neden baygın yatıyordu? Sıyrılmış eteğinden görünen bacakları neden bu kadar güzeldi? Yoksa Luciano aşık mı oluyordu? Sofya gözlerini açtı. Başında beklemekte olan Luciano'yu gördü. Sen de kimsin dedi. Benim adım Luciano Matmazel dedi delikanlı. Oymak beyi Luciano. Öyleyse kurtar beni oymak beyi dedi Sofya. Islak dudakları aralanmıştı. Anneciğim ben geldim. Ha getir oğlum. Şuraya bırakıyorum. Tamam he. Yavrum. Hadi kolay gelsin. Ya soğuk davranırsın? Yok canım. Neden soğuk davransın ki? Sonuçta biz eski arkadaşız. Peki beni arkadaşlarına ne diye tanıştıracak? Eski söz. Hepsi bana acıyacak. Uf, zaten durup dururken bu aptalca fikre neden kapıldım ki? Cem o nerede? Benden uzak olsun da abi. Ne oldu lan yine mi kapıştınız? Bizi boş ver de sen ne yaptın abi yengeyle? Sorma be abi. Ben her şeyi elime yüzüme bulaştırdım ya. Niye ki ne? Uzun hikaye abi boş ver. Asıl mesele ben bundan sonra ne yapacağım abi? Hayır mantıklı düşündüğün zaman bunun üzerine gitmenin hiçbir faydası yok bana. Bu işler mantıklı olmuyor anladın mı? Haklısın olmuyor abi. İki ucu boklu değnek. Hem de ne değnek be kardeşim. Bence dene şansını be usta. Bakarsın eğrisi doğrusuna denk gelir. Bir şey olur kim bilir. Deneyeyim değil mi lan? Dene tabi. Sonra pişman olmaktansa. Doğru diyorsun ya. Haklısın vallahi.
Bizimkiler nerede? Babanız çıktı. Anneniz de havuz başında arkadaşlarıyla kağıt oynuyor. Seni. Sen de kimsin? Ben bir serseriyim. Ya şey diyecektim. Acaba olanlar için beni affedebilecek misin? Eğer sebebini açıklarsan belki. Aa, söz açıklayacağım. Ama burada olmaz. Peki ne yapacağız? Ne dersin bütün gün benimle dolaşmaya? Bütün gün? Evet. Neden olmasın? Aa, yalnız bir kuralım var. Neymiş o kural? Pahalı hiçbir şey yapmayacağız. Pahalı hiçbir şey almayacağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Belki de hayatımın en güzel günlerinden birini yaşattın. Sen de bana. Seni bırakmamı neden istemiyorsun? Hem evinin nerede olduğunu da öğrenirdim. Ya söz başka zaman.
Sen benim hakkımda hemen hemen her şeyi biliyorsun. Ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Adının dışında. Adım ne demiştim ben sana? Hadi kendine iyi bak. Sen de. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Yarışalım mı? Anlamadım. Hadi bakalım hazırlan. Hazır mısın? Evet. 1, 2, 3. Hadi hadi daha hızlı daha hızlı. Görüşürüz. Alo, Fuat, ha benim Bahtiyar, ne haber? Ne yaptınız hisse senetlerini? Kaç not? Ay 100.000 dolarlık daha alın ya. Alo. Hayda, şarj bitti ya. Hayır, tam da yerinde. Çok affedersiniz. Kusura bakmayın beyefendi, benimkinin şarjı bitti de. Acaba sizinkiyle bir telefon edebilir miyim? Yalnızca sadece 2 saniye sürer. Tabii, ne demek? Buyur. Çok sağ olun. Kız gibi, daha iyisi olamazdı. Anlamadım. Fotoğraf da çekiyor değil mi bunlar? Evet. Tebrik ederim, gerçekten çok doğru bir seçim yapmışsınız. Teşekkür ederim. Neyse. Ben sizi fazla tutmayayım. Yes. Alo. Ha Suat. Ha. Evet benim. Ya şarjım bitti de. Ha. Ne diyorduk? 100.000 dolarlık evet. Onu söylüyorum ya. İşte alın. Ha? Siz çözün onu ya. Telefonumu ver ya. Dur. Nereye gidiyorsun be adam? Vay be. Teknoloji bu abi. Yapmış elin yavuru. Ne bir Türk ister bu şen gönlü. Ne bir han ne de saray. Ye iç eğlen çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay. Şef bir çay ya. Eyvallah. Afiyet olsun. Benim dişlerim neden bu kadar büyük ve sağlam biliyor musun? Bilmem. Beni daha iyi yiyebilmek için mi? Beceriksizim. O da var tabii. Ama esasında Erol Taş'ın yüzünden. Erol Taş mı? Şu aktör. Evet. Ne alakası var şimdi bunun? Erol Taş çocukluğumdan beri en beğendiğim aktördü benim. Çünkü o kötüydü. Gerçekten kötüydü. Anlıyorum abi, anlıyorum. Bir ısırışta bütün bir tavuğu paramparça ederdi. Bir ısırışta kuzunun budunu ikiye bölerdi, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Ben de onun gibi sağlam dişlerim olsun istedim. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Onun için yıllarca antrenman yaptım.
Mahalledeki çocukların kollarını ısırdım. Çiğ tavuklar yedim. Kuzuları canlı canlı yemeye kalkıştım. Beni anlayabiliyor musun? Ve sonunda işte bu sanat harikaları ortaya çıktı. Gerçekten harikalar abi. Bu konuşmadan elde ettiğimiz ana fikir nedir? Nedir? Diş macunlarının aslında yararsız şeyler olduğu mu? Hayır. İnsan bir şeyi çok isterse başarabilir. Bak Hasan ve Şeşen. Nasıl ıska geçiyorlar? Çünkü başarmayı gerçekten istemiyorlar. Evet, yani olabilir. Ama ben öyle değilim. Ben senin tekrar benimle çalışmanı istiyorum. Bunu gerçekten istiyorum ve sen de benimle çalışacaksın. Bunları daha önce de konuşmuştuk Baykuş abi. Cevabım hayır. Ama sana söz veriyorum. Düzgün bir iş bulur bulmaz paranı aynen ödeyeceğim. Bana kimse bir şey ödeyemez Ömer. Ben zaten alırım. Bir çay daha iç benden. 72 saatim var. İyice düşün taşın. Yoksa ilk tedaviden kalkacak olanlar o iki maskara. Neydi onların adı? Ha? Cemal ve Cafer. Tamam mı? Sayın esnaf, ben TSE'den geliyorum. Buyur. TSE canım, TSE. Yani Türk Standartları Enstitüsü. Anlamadım. Bugün şanslı günün olsa gerek. Gördüğüm kadarıyla IQ seviyeniz ortanın bir hayli altında. He? He? Bu cevaptan sonra hiç şüphem kalmadı. Sen ne diyorsun kardeşim yarım saatten beri bıdı 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 bıdı? Başım büyük belada. Maalesef bu incirlerin hiçbiri Türk Standartları Enstitüsü'nün kriterlerine uymuyor. Cezası büyük, haberin olsun. Ne kadar yani? Yeni çıkan Avrupa Birliği uyum yasalarına göre en az 6 ay hapis cezası, 2 maçta saha kapatma cezası gelebilir. Saha kapatma cezası mı? Kimin sahasını kapatıyorlar? Sen. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Ha? Fener'in ağzını kapatırlar o zaman. Benim yüzümden Fenerbahçe stadı mı kapanacak? Maalesef. Belliydi zaten bu Avrupa Birliği'nin altından bir çapanoğlunun çıkacağı. Belliydi zaten. Peki abi, yok mu bu işin bir çözümü? Koca camia benim yüzümden acı çekmesin. Olmaz mı? Var tabii. Heh. Sen şimdi oradan 1-2 poşet ver bakayım bana. Hemen abi. Bunları imha etmemiz gerekiyor, anlıyor musun? Edelim abi. Birkaç poşet daha ver. Hemen. Selamun aleyküm manav kardeş. Aleyküm selam. Ya elimde iyi kalite incir var. Kendi bahçemin malı, ilgilenir misin? Bakayım. Bak. İyi tamam. İyi al. Hayalınız. Bir poşetini ayıracağım. Onu başka yere söz ver. Tamam. Şunu alayım ben.
Jennifer. İncir yin mi he? Git kardeşim, ben seninle konuşmuyorum. Hadi be oğlum be. Bak senin için ne aldım? Sen al onları. Tamam be Jennifer. Amma uzattın ha. Ne var yani kumarda yediysek paraları? Bir dahaki sefere de sen yersin keneyi kumarda, olur biter. Ha Jennifer? Ben kumar oynamam abi. Tamam. Karıyla kızla yersin o zaman. Hem de çatır çatır. Ben de karıya kıza para yedirecek göz var mı oğlum? Ne alt etmeye para istiyorsun o zaman ya? Ulan. Ver lan oradan bincir. Ah şöyle. Vay benim can kardeşim. Gel seni bir öpeyim ha. Tamam. Fazla labale olma anladın mı? Ne oluyor lan öyle? Sizinki de mi körebe? O ne demek abi? Yok bir şey abi. Of şükür. Ne iş birader? Aşırı bir keyif dalgası bünyeye nüfuz etmiş. Konuşuruz be abi. Dinlemediyiz icabında, iletişen insan. Sen yeter ki anlat abi. Biz komple kulak olur, seni dinleriz anladın mı? Şimdi olmaz abicim, akşam. Siz ufak ufak nevaleyi toplamaya başlayın. Çünkü benim bu gece acayip sarhoş olmam gerekiyor. Vay. Emir başım üstüne. Yalnız tercih nedir biz onu bilelim. Hiç fark etmez abi. Sarhoş etsin yeter. Hadi eyvallah, ben kopuyorum. Hadi görüşürüz sosyal insan. Neden babanın odasında saklanmamı söylüyorsun? Başka oda kalmadı mı evde? O panikle aklıma ilk geleni söyledim. Ne bileyim? Öyle mi? Senin için söylemesi kolay tabii. Ya babam beni yakalasaydı ne olacaktı kızım? Kesin kan çekerdi bir tarafından. Ne oluyor orada? Baba. Kemal amca? Hayırdır? Şey baba biz. Sen sus. Sıra sana da gelecek. Efendim aslında ben Eylül'e yani Eylül kardeşe... Bir konuda bir şey soruyordum da. Hangi konuda? Bu... Merhaba Kemal Bey. Merhaba. Biz de tam yemeğe oturacaktık, iyi oldu. Öyle mi? Anne ben yemek yemeyeceğim. Nedense birden iştahım kapandı. Olur mu canım? Biraz ucundan yersin artık ha? Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, yiyeyim o zaman. Aşağı. Hem de biraz laflarız öyle değil mi Ömer Bey? Nedense bu aralar ithalat ihracat meseleleri çok ilgimi çekiyor. Bazen bırak şu polisliği. Sen de Ömer Bey gibi ithalat ihracata başla diyorum kendi kendime ya. Ya ne iyi olurdu Kemal amca. Hadi kızım Eylül, sen yemekleri getirmeme yardım et. Sercim sen de Osman abini çağır hadi kızım. Tamam. Ben de yardım edeyim. Yo biz şöyle oturalım ha. Yoksa... Sen de annenden uzak dur. Benim annene öyle bir niyetim falan yok. Benim de Eylül'le öyle bir niyetim yok. Gerçek mi bu söylediğin? %100 gerçek. Ya seninki? Yani... Anlamadım. Haber verdin mi? Abin geliyor mu kızım? Söyledim. Birazdan geliyormuş anne. İyi. Alo. Paparazzi Cevat, oğlum. Nasılsın? İyiyim. Kurban senden bir ricam var. Bu akşam bütün gazeteyi televizyonu kapıya yayacaksan. Oğlum ben sana yere haber vereceğim. İyi hadi.
Seher. Siz Zeynül'le yer değiştirin bakayım. Evet, biraz daha kuru fasulye isteyen var mı? Bayılırım vallahi kuru fasulyeye. O yüzden hayır diyemeyeceğim bu teklifinize. Dikkat edin de gaz yapmasın bari. Osman. Niye yemedin oğlum yemeğini? Biraz daha biraz yap. Daha konuşursan ben yok senin gazını alacağım yalnız. Uzatın tabağınızı, evet, Kemal Bey. Tabii. Baba. Ne oldu Kemal Bey? İyi misiniz Kemal amca? Yok bir şey Zehra Hanım. Ani bir kramp girdi de bacağıma. Ama şimdi iyiyim. Alo. Mustafa Bek benim. Dünür'ün. Ne diyeceğim bileyim sen Dünür? Bu akşam size gelmek istiyorum. Müsait misiniz? Akşam görüşerek. Yemem yok, yiyeceksen. Ha, tamam. Tamam, uygundur. Saat 9'da. Anlaştık. Paparazileri ayarladım değil mi? Ayarlamışım babuş. Menopozlu embesiller. Kızım. Buyurun efendim. Hanımına söyle, akşam yemeğine Hulusi Beyler gelecek. Sibel'e de haber ver, bir yere kaybolmasın. Baş üstüne efendim. Var mısınız bu akşam hep birlikte sahile inip dondurma yiyelim? He? Çok iyi fikir. Ne dersiniz Zehra Hanım? Benim işim gücüm var anne. Sen gelmezsen ben de gitmem Ömer. Hadi be abi. Olmaz kızım, olmaz. Hadi ne olur sen de gel Ömer. Hı? Yani Ömer abi. Siz gidin anne. Hem değişiklik olur senin için de. İçten mi söylüyorsun oğlum? Vallahi içten söylüyorum. Peki o vakit. Tamam o zaman. Karar verilmiştir. Hadi hazırlanın kızlar. Hadi bakayım. Ya sen ne diyorsun Osman? Dondurma yemeye sahile inelim mi oğlum? Bilmem. Sen iyi misin Osman? İyiyim anne, iyiyim. Bir şeyim yok. Bugün biraz yoruldum, erken yatmak istiyorum. Bütün aile öyle mi? Bülent, Bülent'in babası. Evet efendim. Herkesin bir arada olması çok iyi olacak. Bir seferde kesip atarım. Hadi içelim, güzelleşelim Jennifer'lar. Hadi. İçelim. Hadi içelim. Abi, sabah bizde, akşam bizde. Lan ne zaman gitsen bizde. Kim o ya? Ben izninizle bir al babayı çekmek istiyorum. Kim abi? Sürpriz. Al babayı başkomiser Kemal. Al babayı. Al. Ben olduğum müddetçe anneme yaklaşamayacaksın Kemal efendi. Al. Allah bereket versin. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Rica ederim. Güzel bir gece. Ya. Zehra Hanım, biraz durgunsunuz. Aslında aklım biraz Osman'da kaldı. İsterseniz dönelim. Eylül'le seyirin keyifleri yerinde, hevesleri kursaklarında kalmasın. Öyleyse bu geceki turu kısa tutarız. Ama yarın akşam... En iyisi öyle olacak galiba. Yaz demedim, oh, kış demedim. Eğlendim, rakı içtim, şarap içtim. Kızlar hadi artık dönelim. Ama daha yeni çıktık anne. Abin evde yalnız kızım. Ama anne uyuyacağım dedi ya zaten. Hem bak ileride çay bahçesi var. 2 dakikada orada otururuz hadi ya. Evet Zehra teyze hadi ya. Birer çay içerdik. Sen de bir şey söylesene baba. Ben bilmem. Zehra Hanım bilir. 10 dakikada anne lütfen, ne olur lütfen. Tamam.
Tamam tamam. Birer çay içip çıkacağız ama ona göre söz mü? Söz. Tamam. Hoşlanmıyorum, anladın mı o kro adamdan? Ne yapabilirim? Adamlar yakında akrabamız olacaklar. Yakıyorsun kızın başını Mustafa. Yine başlama. Sanki kızını çok düşünürmüş gibi. Ben hiç olmazsa ticari anlaşmalarım için kızımı kullanmıyorum. Ben her şeyi ailemizin iyiliği için yapıyorum. Ya. Anne, baba. Size almış olduğum bir kararı bildirmek istiyorum. Ben Bülent'le evlenmekten vazgeçtim. Ne? Evet baba. Bu geceki yemek bunu açıklamak için en uygun zaman bence. Böylece bir seferde bunu herkes... Sen neler saçmalıyorsun? Mustafa, karışma kıza. Sen sus. Kapı açılır açılmaz fotoğraf çekmeye başlayın arkadaşlar. Tamam Bülent abi. Her tarafa flaş sıkın oğlum. Tamam abi. Hiç merak etme. Tamam. Bunu yapamazsın. Ben kararımı verdim. Bu evde senin değil, benim kurallarım geçerlidir. İşte geldiler. Oo, hoş geldiniz. Neler oluyor? Ne zaman olacak? Ne tarihi? Buna baktığı için sessizlik arkadaşlar. Duyduğunuz şey doğrudur. Aşiretimin kraliçesi ve ben çok kısa bir tarihte evleniyor. Ne? Evleniyor. Ne kadar yakın bir tarihte Bülent Bey? Lütfen bir açıklama yapar mısın? Ben buna çok esprili bir yanıt vereyim. Belki yarın, yaklaş kamera, belki yarından çok daha yakın. Sen kendini ne sanıyorsun bey? Yapsam bir şey yok. Babasının önünde. Çantamı getir. Yere gitsen Sibel. Sakın peşinden gelmeyi düşünme. Sibel Hanım lütfen bir açıklama yapar mısın? Çekilin. Lütfen. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sibel Hanım çok sinirli. Açın yolu. Lütfen bir açıklama yapar mısın? Bende de. Bülent Bey düğün ne zaman? Sibel'e bu konuda... Söylemeyeceğime dair söz vermiştim, söyledim. Kız haklıdır, kız değil. Yok abicim yok. Bu iş böyle olmaz. Nedir oğlum olmayan? Abicim ben bu kıza daha ne kadar yalan söyleyeceğim? Hadi bugün güzel geçti. E yarın ne olacak? Öbürsü gün ne olacak? Lastik bir gün patlayacak. Yok abi. Ben konuşacağım bu ablayla. Diyeceğim ki kızım bak ben 5 parasız bir serseriyim. Ha şimdi var mısın yok musun diyeceğim. Hadi be. Yıldız kaydı be. Dilek tutalım abi o zaman. Of ya. Kim ulan bu saatte? Es. Alo. Kim? Sibel mi? Sibel. Tuttu lan dileğim. Oğlum ver lan şunu ver. Bir saniye bağlıyorum. Alo, Sibel. Nerede miyim? Sandaldayım arkadaş. Teknemdeyim. İş adamlarımla, arkadaşlarımla, boğazdayım. Ne olur buluşalım. Peynir kralı Cemo. Şşş, bir dakika. Efendim? Çok yalnızım. Konuşacak birine ihtiyacım var. Tamam, tamam geliyorum. Bir yer ayrılma sen. Al abi. Seni seven kalbim sana deli oluyor ama sana. Sana dayanamıyorum. İnan ki sensiz yaşayamam. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana.
Kardeşim daha hızlı. Daha hızlı çekin. Çekin kardeşim. İnan ki sensiz mutlu olamıyorum. Hadi abi, abi çekin ya, şunları. Abi. Hadi ya çapçup. Hadi abi. Şşş. Osman değil mi lan şu? Osman! 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 Osman!